Bismillah. Ay. Aa. O ne uyanma, o ne uyanma. Ay korktum Deniz. Neye korktun? Sabahtan beri tıkırtılar var. Hiçbirini duymuyorsun da bana mı korktun? Ay korktum bir an. Tıkırtı var, kalk çabuk bak. Ay, ne oldu, ne tıkırtısı ay, ya? Ay ne bileyim ya, eve hırsız mı girdi, ne oldu anlamadım ki. Kalk çabuk. Ne oldu? Bak kendimi şimdi senin yerine koydum. Gerçekten tıkırtı duysam gerçekten çok fena olurdum. Evet, Deniz, ben de çok, çok haklısın. Korktum, çabuk kalk. Ne yapalım, tıkırtı kalk, mı? Kalk kalk. Biri var evde, kesin getir. Televizyonun karşısında da uyuyakalmışım. Ay Allah'ım, ha. Çabuk kalk. Ay. Ha ne oluyor? Ne şöyle önüme ya? Geçsene ya. Faredir fare. Ne faresi ya? Evde farenin ne işi var Allah aşkına? Dur ablama. Ablan da anca uyusun. Tamam anca dur. Abla. Ne abla kız eve hırsız girdi, uyuyorsun kız. Ne hırsızı ya? Ne hırsızı? Şşş, ses ol. Dur bakayım, bir tıkırtılar mı kırtıklar, bir şeyler var. Anlamadım kedidir ki. O? Bir aran neredesin Sabah ya bu erkek nerede? Olarak şöyle bir önümüze geçsene. Geçsene. Ya ben senin arkandayım ya, merak etme. Ya öne geçsen. Yahu bir önümüze geçsen de şöyle. Ay, tamam. Sen nasıl baksan bir erkek olarak. Allah! Allah! Ay annemim! Ay! Hırsız! Abla sen ne yapıyorsun? Ya sen niye bağırıyorsun, önüme geçsene adam? Aa! Ne yapmam gerekiyor? Vur bir tane suratına. Ay vuramam, yazık adama. Ya vur ne sana adamın ya, suratına. Ne yazığı ya? Sakin olun. Niye sakin olun? Tamam, bir saniye sakin olun. Şimdi bir dakika. Kendimi bir anda hırsızın yerine koydum. Hırsızın yerine koydum. Yahu niye hırsızın yerine kendini koruyorsun? Gel kardeşim. Benim yerime koy kendini. Tamam yok yapma. Onu daha taksitini ödemedim ben. Gel canım otur. Canım mı? Otur mu? Deniz'ciğim. Allah'ım. Bir dakika lütfen. Bir saniye durur musunuz? Duramıyorum. Bir dakika. Şimdi lütfen onun penceresinden de bakalım. Yani bu işi yapıyor ama niye yapıyor? Değil mi kardeşim? Anlat. Neden sen yapıyorsun bu işi? Sen benim pencerenden baksana önce. Hala içeri koyuyor şeyleri ya. Bir dakika, bir dakika, kardeşim. Bir saniye ama abla, hiç konuşturmuyorsunuz hırsızı. Hırsıza da söz hakkı tanımak lazım. Kardeşim ne oldu? Ne oldu da sen bu işleri yapmaya soyundun? Abi bir soru niye yapıyorum? Çocuklar evde aç. İş yok. Mecbur bunları çalacağım. Götüreceğim, satacağım. Çocuklara yemek götürmem lazım. Ne yapıyorsun? Delirdi bu galiba ya. Delirdi bu. Ne yapıyorsun ya? İşte. Delireceğim ya. Al öldür şimdi. Deniz bir çay demle, ne olur çay demle çocuk. Niye çay demle? Kekleri çörek ister misiniz? Ay. Adam oldu. Kardeşim. Sağ ol abi, bir teşekkür ederim. Kardeşim niye öyle yapıyorsun Kutay? Hırsız girmiş evimize, her şeyimizi almış götürmüş diyorum. Biz ne yapacaktık? Biz neyle alacağız? Biz de borç içindeyiz. Deniz. Kutay biz de borç içindeyiz. Bir anda senin pencerenden bakınca bak seninle empati... Bak benim yerimden. Hırsız! Ne işin var burada? Ne işin var burada? Ne işin var? Deniz valla senin pencerenden bakınca da bayağı korkunç bir durum aslında. Evet, hem ondan korkuyorum hem de telefonlarımızı aldı, bir dünya borcumuzu aldı. Daha taksitini ödemedik biz onları, biliyor musun? Dur bir de senin pencerenden bakayım. Sen bir pencereden bak önce. Daha onun taksitini bile ödemedik. 48 ay. 48 ay taksit aldım. Orada yatıyorum, komaya girmiş gibi uyuyorum, tıkırtıları duymuyorum. Hiç, tabii. Tamam siz ödersiniz, ben... Evimizde kedi gibi besliyoruz. Evet zaten ya. Evi bile yok kadının. Aa, evet. Değil mi? Evi bile yok. Kedi gibi ya. Besliyorlar beni bu evin içinde. Hakaret ediyorlar şu an sana, kedi gibi dediler. Ay. Doğru söylüyorsun. Kardeşim. Doğru. Deniz bir çay demle. Ben niye bir anda tekrar yahu hırsızın penceresinden bakma ihtiyacı hissettim. Yahu bakma, bizim pencerelerimizden bakma. Senin kendi penceren yok mu? Benim pencerem yok. Yani başkalarının pencerelerinden baka baka ben kendi penceremin nerede olduğunu unuttum. Hep böyle kendimi birilerinin penceresine şey yapmaya yerine koyuyorum. Öyle oluyor. Ha, Kutay kardeşim. Kendi pencerenden de baksan hırsızdan korkmuyor musun? Deniz'im, canım, güzel karıcığım otur. Sen de otur ablacığım. Of, ben oturmak istemiyorum. Hayır, oturmak hayır. İstemiyorum. Bakayım senin pencerenden. Bak. Ay ben oturmak istemiyorum. Hah tamam. Kardeşim, canım. Al ne bak yapıyorsun bunları. Kutay? Daha yeni aldım. Ay sıfır ay. Şeyleri verecek adama. Ne yapıyor ya Rabbim ya? Bunu çocuğa verecek. Götür. Canım kardeşim. Sağ ol abi vallahi. Ne zaman forma istiyordu var ya. Aynen. Ya dur bari, daha eskilerini verseydin. Yeni aldım. Kutu. Orijinal. Oo bunu ben giyerim o zaman. Değerli şeyleri saklayalım, hepsini verecek. Bak bunu özel günlerde giymek için. Benim baldızın düğünü için çok iyi olur. Kutay. Daha bir kere giymedim, inanır mısın?
Bunu 48 ay taksitle aldım. Al güle güle giy kardeşim. Ya bari eskilerini verseydik ya. Sen ne biçim bir adamsın? Bana bak. Benim penceremden bak şu anda. Seninle boşanma kararı alıyorum. Çok doğru artık diyorsun. Çok doğru. Ya. Çok herkesin doğru. Penceresinden bakan bir adamla yaşamaya ya. Ay ben de kendimden boşanmak istedim boşandı. Şu an. Boşanmak istedin mi? Gel benim penceremden bak ya. İşte senin penceremden bakıyorum ben. Ne kadar iğrenç bir adam oldum çıktım böyle. Hayır hep başkası. Hiç kendi fikri olmayan, hiç kendiyle alakalı bir şey. Nasıl rahat mısın orada? Çok rahat. İyi. Maske de iyiymiş. Ay bir anda seni yerine de koydum. 48 ay taksitle buna verirsek ondan sonra biz gelirsin biz alacağız. De senden boşanmak istiyorum. Hayır kardeşim. Ben olsam ben de çalardım. Ben olsam ben de çalardım. Deniz. Hayır. Deniz. Kalk. Kendi pencerem nerede? Kendi penceren yok senin. Penceresiz kaldım Deniz. Kalksana evine aşağı bak. Sen penceren aşağısın. Sen de bakayım. Kendi pencerende kalmak istiyorum. Dostlar eve gidince bu geceler işkence öper iki hece ismi dudaklarım la fa la sol la fa la sol la fa la sol sokakları kamçılıyor rüzgarın sesi gözlerim yanıyor yağmur öncesi her vesile ellerim ellerini arıyor her yanımı sarıyor o müthiş acıların beni anlamadın ya ben ona yanıyorum el ayak çekilince sohbetler tükenince dostlar eve gidince bu geceler işkence el ayak çekilince sohbetler tükenince dostlar eve gidince bu geceler işkence öper iki ece ismi dudaklarım la fa la sol la fa la sol la fa la sol sokakları kamçılıyor rüzgarın sesi gözlerim yanıyor yağmur öncesi her vesile ellerim ellerini arıyor her yanımı sarıyor o müthiş acıların beni anlamadın ya ben ona yanıyorum tükenince dostlar eve gidince bu geceler işkence el ayak çekilince sohbetler tükenince dostlar eve gidince bu geceler işkence öper iki hece ismi dudaklarım la fa la sol la fa la sol la fa la sol her yanımı sarıyor o müthiş acıların
müthiş bir şarkı Kayan'ı anmadan geçmeyelim. Sevgili TRT Okulu izleyicileri, yepyeni bir günde TRT Okul'da Hayat Okulu'na hoş geldiniz. Evet, harika bir bahar sabahı, harika bir çarşamba günü ve her çarşamba olduğu gibi eğitim koçlarının Maradona'sı Fatih Aytaç bizlerle birlikte bugün. Neyi konuşacağız bu hafta Fatih Hoca'yla? Empatiyi konuşacağız. Genel olarak empati ve sempati kavramlarını konuşacağız. Daha sonrasında da niye konuşacağız bunu? Eğitimde empatinin nedenle önemli bir şey olduğunun altını çizecek zannediyorum Fatih Hoca. Daha fazla uzatmadan sözü, hadi başlayalım Hayat Okulu'na. Hocam hoş geldiniz diyeceğiz ama. Diyeceğiz de. Hoca. Hocam. Buradan, hocam. Buradan bakıyorum da çocuklar, bu pencereden bakmaya çalışıyorum. Deminden beri pencereden bakıyorum. Empati kuruyorsun. Empati anladım. Pencere değiştirdiniz. Hocam. Hoş buyurun, geldiniz hoş hocam. Geldiniz. Tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Biz deyiz. Nasıl biz göründük deyiz o pencereden hocam? Çok güzel. Bilhassa Figen'in beni anlamadın ya. Evet. Çok güzeldi. Ben ona yanıyorum. Evet, ben ona yanıyorum. Şimdi bugün konuşacağımız empati. Evet, ben başlamadan çok açıklayıcı bir örneğim var empatiyle alakalı. Dilerseniz müsaadeniz olursa hayır, yapacağım. Çok iyi olur. Şimdi efendim, empatiyle ilgili ne olduğunu anlatmak için iki arkadaşımı buraya rica edebilir miyim? Mikrofonları da verelim. Buyurun. Efendim, empati öyle bir şeydir ki... Buyurunuz. Gel, sen bu tarafa gel. Şimdi, böyle de alalım. Buradan baktığın zaman ne görüyorsun, ne renk görüyorsun? Beyaz. Sen buradan baktığın zaman ne renk görüyorsun? Koyu gri. Siyah yani. Tam siyah değil mi? Bakayım, ben de kendimi senin yerine koyayım yani. Yani. Evet. Şimdi yer değişelim bakalım. Evet, sen ne renk görüyorsun? Beyaz. Sen ne renk görüyorsun? Siyah. Koyu gri demen lazım. Evet, birbirimizi, kendimizi karşımızdakinin yerine koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi demin onun koyu gri dediğine sen beyaz diyordun. Senin koyu gri dediğine o beyaz diyordu. Gördüğünüz gibi birbirinizle empati kurdunuz ve birbirinizi anladınız. Nasıl örnek? Çok güzel. Çok etkilendin. Gözlerinden okunuyor yani. Gözlerin yaşar. Oldular mı o kadar? Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam nasıl anlattım empatiyi? İnanır mısın, ben empatiyi hep kafamda oluşturuyordum ama bu kadar net anlayacağımı hiç anlayamıyordum. Harika oldu yani empati. Yani empati dediğiniz, doğru söylüyorsunuz. Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlayıp onun bakış açısıyla bakma sürecidir diye düşündük. Hatta bazen ben demin orada otururken yaptığımız espriler veya sizi nasıl görüyorum diye düşündüm. Oradan daha da sempatik gözüküyorsunuz. Zaten biz empatiyle sempatiyi veya antipatiyi, bunların hepsini beraber konuşacağız. Yani uzaklaştıkça daha sempatik görünüyorsunuz anlamını mı çıkarmalıyız? Daha uzaktan yakına yani. Yakına geldikçe ne oluyor hocam? Tabii derinlemesine, yüzeysel baktığınız zaman başka şey görüyorsunuz. Derinlemesine baktığınız zaman başka şey görüyorsunuz. Tabii bu empati görecelidir, herkes için değişir. Biz tabii şimdi empatinin genel tanımını böyle yaptıktan sonra, empatinin esas halk dili arasındaki beni anla, niye beni anlamıyorsun? Hatta daha bir adım daha ileri gidersek genel konuşulur biliyorsunuz. Bu şeyi senin anana bacana yapsalardı, halk diliyle konuşuyorum. Ne düşünürdün? Bu... Empati net budur. Evet. Halk kendini arasında benim yerime koy, evet, deriz hatta, değil mi? Evet. Bütün şartlarıyla koymamız gerekir mi peki empati dediğimiz zaman hocam? Şimdi... Yani baştan sona, çünkü her birimizin yani o anda verdiğimiz kararla ya da söylediğimiz cümlede yani bütün bir geçmişimiz aslında yatıyor. Yani her cümlenin bir alt metni var aslında, hayatımızda bir karşılığı var. Bütün bunları düşünmemize imkan var mı? Tabii şimdi bu empati kuracağınız olayın içeriğine bağlıdır. Hmm. Eğer empatide başka bir şeyler düşünebiliyorsanız çok farklı netice çıkarabilir. Şimdi diyelim ki empatide örneğin bir telefon çaldı program anında. Bizim stüdyoda asla öyle bir şey olmaz da diyelim, olmaz, ki, diyelim ki. Mutlaka. Tabii. Bir şimdi onun açısından düşünüyorum ben, acaba neden telefon çalır?
stüdyo şefi uyarır, unutmuştur diye düşünürüm. İyi niyetli yaklaşırım. Tabii. Ya da bir şey alırsınız, kafasına geçirirsiniz. Yani bunların hepsi bir yaklaşım biçimidir. Yani empati dediğiniz olay çok çok farklı boyutta. Yani tabii onun o ruh halini, yaklaşımını bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Baktınız o da olmuyor, bir espri yaparsınız. Yani şiddet yapmaktansa nedir? Bir espri yapalım isterseniz. Ya da soru sorayım ben size. Mustafa'yla Titanic arasındaki fark nedir? Söyle bakalım nedir? Mustafa'yla Titanic arasındaki fark. Bunu unutmayalım isterseniz. Mustafa sandal, Titanic gemi. Şimdi böyle deyip olaya... Evet. Şimdi alkış hocam, aldığıma göre ben yani kendi kendimin esprilerini beğeniyorum demektir. Şimdi bunları yaparken tabii karşısındaki insanın penceresinden bakmanız gerekiyor yaptığınız olaya. Şimdi empati dediğimiz gibi mutlaka ve mutlaka karşısındakini anlamak demektir. Kendinizi onun yerine koymak demektir. Ama empatide üç şey çok önemlidir. Bir, genel empati yaparsınız. Bir, ben merkezli empati vardır. Bir de sen merkezli empati vardır. Burada ya empati yaptığınızda, karşı tarafı anladığınızda onun derdine derman olmaya çalışırsınız. Ya onun derdiyle onu baş başa bırakırsınız ya da genelleme yaparak antipatik bir duruma düşersiniz. Yani onun antipatisini kazanırsınız. Evet. Örneğin siz iyi bir dostunuz sizinle. Taksit yahut da bir kredi çektiniz, ödeyemiyorsunuz. Ve derdinizi bana anlatıyorsunuz. Ben çektim, ödeyemedim, evime haciz geldi diye. Burada üç çeşit yaklaşım olur. Bir, geneldir bu. Ayağına yorganına göre uzatsana kardeşim, niye çektin? Ödeyemeyeceğin şeyi sen bilmiyor muydun nasihatlarıyla başlar. Bu hangisine girer? Bu genellemeye girer. Biraz antipatik mi olur yani? Yani burada zaten karşınızdaki yani empati yapan kişi karşısının antipatisini kazanır zaten. Hı hı. Ama burada eğer iyi bir dostsanız, iyi bir empati yapmışsanız zaten o hale gelmiş. Yani onun derdini bir kez daha deşip, onun kendisini görmesini sağlayıp aslında doğru böyle gözüküyorsun denir ama çözüm üretmek çok daha mantıklıdır burada. Yani bunun nedeninin ne olacağını sormakta fayda vardır. Hatta seyircilerimiz arasında vardır belki de. Bu tür sıkıntısı olan, dostuna gittiği zaman, dertleştiği zaman tepki alıp veya iyice yerin dibine giren seyircilerimiz vardı. Soralım mı Kutaycı'yı istersen soralım onlara? Soralım. Herhangi bir derdi olduğu zaman, bir dostuna gittiği zaman ne görüyor? Ne oldu? Şükrü, al bakalım. Ne oluyor? Bir derdin var, bir sıkıntın var. Bir arkadaşına gittin, bir derdin var, derdini anlattın. Aldığın tepki nedir Şükrücüğüm? Aldığım tepki genelde olumlu oluyor işte. Hani arkadaş... Orada avutmaya çalışır tabii. Hani o anlık psikoloji, o anlık psikoloji nedir tabii bilemeyiz. Arkada seni hani kötü bir şey yapmaman için refleks olarak iyi şeyler söylemeye çalışır ama hani pozitif negatif yönlerini illaki kendisi değerlendiremiyordur. O empati nasıl oluyor, nasıl olacak? Orada belirleme konusu tabii. Biraz yani olumlu yanıtlar alıyorsun. Diğer arkadaşların sana empati yapmaları olumlu diyorsun. Evet, genelde olumlu oluyor. Zaten evet. Empati yani genelde bizde olumsuz olmuyor. Hani genelde hep olumlu eleştiriler oluyor. Hani seni yerine koyduğunda kanka haklısın falan deniliyor. Sen ne bekleyerek gidiyorsun peki? Çok destekleyici, seni destekleyecek şeyler söylemesin. Yoksa hakikaten gerçekleri söyleyip belki de seni moral olarak aşağı çekecek, motivasyon olarak aşağı çekecek ama doğruları söyleyecek. Bunu mu tercih ediyorsun? Ben gerçekleri tercih ederim. Ama hani tabii... Olumlu eleştiriler her zaman insanın egosunda olduğu için ego tatmini daha doğru buluyor insanlar. Bu tam gerçek eleştiri yani gerçek olarak onu motive etmek yerine o hangi empatiye giriyor bu, hocam? Bu sen merkezli empati yani karşı tarafın düşüncelerini anlayıp hem onun içinden bulunduğu durumdan daha ortaya daha net bir ortaya çıkartmak, daha rahatlatmak anlamında yapılan. Bazen gerçekçi olmayabiliyor yani onun açısından bakıp net söyleyemeyebiliyor. Bu sen merkezli bir empatidir. Ya dostane bir yaklaşımdır bu. Hı hı. Tabii burada çok önemli olan empati yapıldığı zaman karşı taraftan genelleme yapılan çok vardır böyle. Şimdi bakın empatide dinlemek veya karşı tarafla iletişim kurmak çok önemlidir. Bunu ben size bir öyküyle anlatayım. Şimdi bir gün... İki tane yaşlı karı koca gerçekten birbirine aşık olarak evlenmişler. Ve belli bir süre sonra anne çocuğu geldiği zaman demiş ki ben artık babandan soğumaya başladım kızım. Bu kadar 40 yıllık evliyiz biz. Bu yaptıkları beni çok incitti. Ben hatta ayrılmaya karar verdim. Sizin yanınızda yaşamayı düşünüyorum şeklinde bile yaklaşımlar gelmiş.
Niye diye sormuşlar. Babam bana bir çiçek getirdi. Ve bunun sürekli sulanması gerekiyormuş. Benim de kemik rahatsızlığım olduğu için ben arada sulamadığım zaman bunu baban hiç ilgilenmedi. Yani benim önem verdiğim bir şeye hiç önem vermiyor. Dolayısıyla bana önem vermiyor şeklinde algıladım ben bunu. Kız tabii annesini haklı bulmuş, babasına sormuş. Babacığım, annem böyle böyle söylüyor. Doğru söylüyor kızım demiş. Ben şimdiye kadar bu dediklerinin hepsinde haklı. Ancak biliyorsun demiş, annen kemik rahatsızlığı var. Ben bu çiçek çok sulanması gerekmiyor. Aslında sulanmaması gereken bir çiçek. Ama ben sürekli sulaması için bu çiçeği, hareket etmesi için daha doğrusu bu çiçeği alıyorum. Annen suladığı zaman ben kalkıyorum, toprağını ıslatıyorum, işte peçetelerle kurutuyorum, tekrar koyuyorum. Burada amacım annenizin hareket etmesini sağlamak. Şimdi onun açısından baktığınız zaman ve onun açısından baktığınız zaman olay farklıdır. Empati dediğiniz olay böyle bir şeydir. Yani olaylara çok değişik boyutta bakarsınız. Az önce en başta başlarken siyah ve beyaz olayın tam karşıtı budur. Bu da olumlu bir yaklaşımdır. Bu anlamda da kendimizi karşımızdakinin yerine koyduğumuz zaman yani insanların farklı düşünebileceğini görmekte fayda var. İnsanların olaylara farklı bakış açısının olacağını düşünmekte fayda var. Ama burada tabii sempati durumuna girip karşı tarafla kişileşip onun kalıbına girmek yanlış bir şey bize getirir. Evet, aslında oyundaki biraz da hani yorucu bir şey yani. Evet. Sürekli kendi düşüncelerinden sıyrılıp başkasının yerine koyarak düşünmek de yoran bir şey değil mi? Tabii zaten empatiyi fazla yapmaya kalktığınız zaman bir acıma duygusu, bir pişmanlık ortaya çıkar ki bu da çok yanlış bir şeydir. İşte bir dilenciye para verdiğiniz zaman sürekli onun yerine kendinizi koymaya başladığınızda onun çektiklerini görüp aynen hırsız örneğinde evet. olduğu gibi olay farklı boyutlara gider. Bunun da dozunu ayarlamakta fayda var her zaman için. Yani empatiyi yaparken mutlaka ve mutlaka amaç iyi bir empati yapıyorsanız, yani iyi bir dinleyiciyseniz, konuşurken karşısındakinin gözlerine bakıyorsanız, konuşurken örneğin bir telefonda bile size bir şey anlatıldığı zaman siz o konuşmaya konsantre iseniz, veya değilseniz ütüyle uğraşıyorsanız yani meyve nektarı kıvamındaysanız hani konsantrenin şeyi meyve nektarı oluyor burada. O kıvamdaysanız o zaman anlayamazsınız tabii. Empati kuramazsınız doğru düzgün. Bu anlamda önem vereceksiniz, dinleyeceksiniz. Dinlediklerinizin de karşılığını geri vermeye çalışacaksınız. Böyle konuşuyoruz tabii, empati çok iyi bir şey yani yer yer hani dediğiniz gibi. Haluk Hoca derdi ki, Haluk Özbay, ona da buradan selam yollamış olalım. Empati aslında tehlikeli bir şeydir derdi. Hani bu tabii biraz abartılı bir örnek ama hani daha hayatın içine adapte edersek aslında böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Şeyi soracağım hocam. Nasıl edinilecek bu? Tamam, güzel bir şey de bunun bir kursu yok, bir kitabı yok, bir şey yok. Hani güzel bir şey. Nasıl edineceğiz? Nasıl empati yani, sahibi olacağız? Empati bir yetidir. Sonradan eğitimle alabileceğiniz bir yetidir. Ancak biz tabii empatiyi sınırlamaya kalktığımızda burada sorun, empati yaptığımızda o genelleme yapan empati tiplerinin arasından kendimizi sıyırmamız gerekir. Eğer gerçekten dostumuzla bir empati yapıyorsak bir olay karşısında. Şimdi başka örnekler vermeye çalışalım. Örneğin üst komşunuz balkonundan sürekli halısını çırpıyor. Burada nasıl bir empati yaparsınız? Olumlu bir empati yapma şansınız var mı? Kadın temizliği seviyor deme şansımız var mı? Bu bir empati şeklidir. Aslında yok yani. Benim evime de zarar veriyorsa. Veya sokakta hayvanları tekmeleyen insanları gördüğünüz zaman nasıl bir yaklaşımda bulunursunuz? Ona hiç empati kuramam galiba hocam. Evet. Ona insan da denmez. Yani empati yapabilmeniz için önce insani duygularınızın olması gerekiyor. Sorumluluğunuzun olması gerekiyor. Toplumla yaşamayı öğrenebilmeniz gerekiyor. Bir takım kuralları içinize sindirebilmiş olmanız gerekiyor. Yani insan olmanız gerekiyor önce. Duygularınızın had safhada olması gerekiyor. Onun dışında yapacağınız şeyler yapay şeylerdir. Bunu geliştirmek için önce duygularınızın temiz ve arı olması gerekiyor. Daha sonra tabii bunu başta çocuklarımıza verdiğimizde, hatta derler ki şöyle bir yaklaşım vardır. Müzikle uğraşanların empati yeteneği üst seviyededir. Çünkü duygusal insanlardır. Hayvanı seven insanların empati yeteneği çok üst düzeydedir. Ben de onu daha çok sanatla öğrenirler. Uğraşan herkesin genel olarak. Evet. Yani sadece sanat icracılarının değil, bir sanat dalına ilgi duyanların, bir sanat ürününün alıcısı olanların, yani işte bir tiyatro seyircisinin, bir klasik müzik dinleyicisinin, sanata hani herhangi bir yerinden ilgi duyan herkesin
bu duygusal zekasının ve empati yeteneğinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Tabii empati yeteneği fazla olan insanların öğrenme yetenekleri de çok farklı olur. Çok farklı, daha değişik pencereden bakarlar. Bu da zaten eğitimde çok önemli bir faktördür. Bu anlamda empatiyi biz çocuklarımızda geliştirebilir bir duruma getirebilmemiz için onlara bazı doğru kavramlarını öğretip yanlış yaptıkları zaman onun yerine kendisini koymayı baştan öğretmemiz gerekiyor. Evet. Böyle gelişir. Sonradan edinilen bir yeti değildir empati zaten. Çok, durum bu. Çok karşıt şeyler olsa bile yapabilir miyiz? Güzel bir anekdot vardır. Bizim tiyatrodan bir arkadaşımızın teyzesiyle yaşamış. Ciddi bir konuda tartışıyorlar. Teyze de Karadenizli ama teyze diyor yani bir kere de şu hayata hani benim baktığım şey benim penceremden bak. Ha bakacağım o pencereden düşeceğim aşağı yani. Hani o da önemli bir şey. Yani o kadar karşıt olsak bile bakabilir miyiz pencereden? Yani anlamak başka bir şey, onun yerine kendinizle özleşmek başka bir şey. Bakın işte empatiyle sempati burada devreye giriyor. Şimdi empati dediğimiz olay da duygular çok önemlidir. Sempatide eylem çok önemlidir. Örneğin bir takım tutuyorsunuz, penaltı atışı yapılacak, siz kaleci yerindesiniz. Eğer kaleci o penaltıyı kurtarırsa, kurtardığında sevincine ortak olduğunuzda sempati duyuyorsunuz demektir. Ama penaltı atılmadan önceki kalecinin hissettikleri ise empatiye girer. Birinde duygusallık vardır, birisinde bilişim vardır. Bunlar çok farklı farklı boyuttadır. Yani empatiyle sempatiyi birbirine karıştırdığımız zaman olay çok daha farklı boyutlara gider. O bu anlamda da yani biz daha çok sempatiyle empatiyi hep birbirine karıştırdığımız için bütünleşmeye çalışıyoruz karşımızda. Böyle bir şey yok. Onun rolüne gireceksiniz, hissedeceksiniz, sonra siz olacaksınız. Öyle onun yerinde kalırsanız daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Hı hı. Evet. O zaman çok güzel bir yere geldik. Onlarla da empati kuruyorum şu anda. Öyle duruyorlar. Ne zaman şarkı söyleyeceğiz diye bekliyor Figen Biricik. Çok güzel bir şarkı dinleyelim alkışlarınızla. Sonra devam edelim efendim. Mihriban, sevdiğim mihriban.
üşüyor, üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban sevdiğim mihriban. Alo? Kutay Bey'in telefonu. Yo, ben kızıyım. Evet, buyurun. Ah, daha fazla onun işlerine bakamayacağım. Yarın sizi o arasın, olur mu? Tamam, oldu. Teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Ay baba. Ay baba. Ay baba ya. Ay baba ya. Ay. Ay bacaklarım. Ay. Baba. Baba. Ay. Ay 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 Deniz. Ay geldin, dur. Ay. Sen geldin, dur. Yardım et. Ders çalışıyor ay, gibi yapayım azıcık, dur. Ay çok yoruldum. Birazcık ders. Ay ne kadar çok ders ay çalışıyorum. Ay şunu da bırak. Çok yıprandım ya bütün baba gün ders ya çalışmaktan. Telefona bakmaktan beynime ağrılar girdi. Şu ağır çantayı taşıyamadım. Şu cekete bile giremedim ya baba ya. Sen ne kadar zorluklar yaşıyormuşsun benim canım ya, babam. Benim ya canım babam. Gördün sen değil mi? Sen ne kadar yoruluyor musun ya? Ben sana geldiğin zaman bir daha asla hani niye somurtuyorsun? Niye ya başın ağrıyor babacığım? Niye sen böyle bir insansın? Niye bana sürekli bağırıp çağırıyorsun? Anladım, ya hiç demeyeceğim. Anladım baba ya. O ne ya? O ne ya? O ne biçim bir şirket baba ya? Zaten bundan sonra bana niye böylesin, niye şöylesin demeyeceksin. Çünkü ben o kadar memnunum ki. Bundan sonra sen güzel güzel benim yerime işine git. Ben de senin gibi böyle sabahtan akşama kadar böyle ağzımı ayırıp ondan sonra kucağıma kitaplarımı alıp ondan sonra tabletimde bütün gün oyun oynayayım. Ondan sonra sen içeri geldiğinde de bunu böyle kenara atıp ders çalışıyormuş gibi baba yapacağım. Baba ben öyle yapmıyorum. Çok sevindim. Hayır, ben bu empati işine bayıldım. Baba ben hiç bayılmadım, ne olur. Biz bir günlüğüne karar vermiştik buna ama. Hayır. Ayrıca ben senin dediğin gibi öyle kitaplara öyle bakıyormuş gibi yapıp aha akşama kadar tabletimle oynayıp böyle yatmıyorum ki baba ya. Aha. Ne ya? Görüyoruz bütün gün, görüyoruz. Ben gitmemiş ya. Ben bir geliyorum mesela. Hı. Bakıyorum televizyonun arkasına, elimi koyuyorum böyle. Televizyon hala sıcak. Neymiş efendim? Ders çalışıyormuş. Ben sesimi sen onu duyuyorsun. Anladın mı gerçekten? Sesimi duyuyorsun. Hı. Çıt kapatıyorsun televizyonu. Ders çalışıyormuş. Deniz. Hı. Çok güzel hayatım baba var. Baba ben o şirkete tekrar gitmem. Gerçekten senin berbat bir hayatın varmış yani ya. Canım. İnanamıyorum işte baba. İşte empati böyle harika bir şeymiş. Yok bak, yok biz değiştirelim. Ben bornozumu giyebilir miyim babacığım? Gün, sen de ceketini bütün, al hadi bak halime kalktım, bak. Yani sabah dediysen böyle öğlen 12, 1 gibi kalktım, uyandım. Yo babacığım ben saat 8'de kalkıyorum. Ya, o nereden çıktı ki? Bugüne kadar ben de öyle yaptım. Sonra ondan sonra güzelce kahvaltımı yaptım. Sonra efendim o senin seyrettiğin abuk sabuk kadın programlarının hepsini şöyle bir dolaştım. Yok babacığım ben hep ders çalışıyorum. Ya hiç kızım o programları falan seyretmiyorum. Yok babacığım canım, vallahi. Bu empati işini çok sevdim. Ben çok hiç bayıldım sevmedim baba ya. Bu ne biçim şeymiş böyle canım ya. Canım benim. Ya gördün değil mi para nasıl kazanılıyor? Gördüm baba. Para ya nasıl kazanılıyor gördün değil mi? Çok zor kazanılıyormuş baba. Ne araba isterim ne kıyafet isterim bundan sonra senden. İstemeyeceksin gerçekten. İstemeyeceksin. Ben senden yok isteyeceğim zaten yavrucuğum. Sen benden mi isteyeceksin? Evladım evet. Git bak. Baba ya. Telefon da ettim. Patron halime memnun kalmış. Cımbız gibi kızım. Ben nasıl bu halimle para kazanayım her gün şirkette? Kazanırsın yavrum. Öyle kolay bir şey değil. Bu sadece ceketin biraz omuzlarını daraltacağız. Giyeceksin ceketi. Oh güzelce. Yok baba gönderme beni bir daha işe. Ne olur yalvarıyorum gönderme beni. Ben iyiyim ben. Hadi çıkar bornozumu ver bana. Baba ya gülme ya. Ya işte baba, öyle çok yoruldum evet. Gördün, ne olur beni mi gönderme artık. Evet evet. Ben hiç bir daha senden hiçbir şey ne istemeyeceğim babacığım. Tek çok sorumluluğun ders çalışmak. Evet babacığım. Tek sorumluluğun, tek olayın bu canım. Tamam evet mı? Adam gibi dersini çalış. Herkes kendi görevini yapsın evet canım yavrum. Ondan sonra bundan sonra da beni ders çalışıyorum diye kandırma. Tamam yok, mı güzel? Yok kandırmam babacığım. Elini öpeyim. Sinemaya gidecektik ya akşam. Biraz para versene. Yok öyle bir şey. İyi ben birazcık şey. Hocam aslında empatiyi de sağlıklı yapmak gerekiyor. Şimdi baba kendini kızının yerine koymuş ama kızının aslında yapmadığı şeyde kız gerçekten belki de ders çalışıyor ama o çalışmadığını düşünüyor ve o şekilde düşünüyor. Sağlıklı empati kurmak da önemli değil mi? Mutlaka. Şimdi zaten başta dediğim gibi kendinizi karşındaki yerine koyduğunuz zaman onun duygu ve düşüncelerini anladığınız ama onların duygusunu da bilmeniz gerekiyor. Bir çocuğun babasının rolüne girmesi mümkün değil.
Çünkü o duyguları bilmiyor daha çocuk. Hatta derler ya anne baba olduğun zaman anlarsın diye hep söyleriz. Genelde bir evli çifte işte eşi bir yanlış bir şey yapar. Bir de der sor bir neden yaptım. Yani bu sor bir neden yaptım benim yerime kendini koy değil. Orada bir kaçamak şeydir bu gidişattır. Ama sağlıklı empati eğitimde bilhassa sağlık personeli, bilhassa kolluk kuvvetleri, bilhassa öğretmenlerin, bilhassa satıcı yani tezgahtar dediğimiz kişilerin iyi bir empati eğitimi almaları gerekir. Burada bu insanlara çok görev düşer. Bilhassa öğretmenlere çok görev düşer. Bakın az önce verdiğiniz örnekte işte çocuk babanın, baba çocuğunun ama burada daha çok babaya rol düşmektedir. Şimdi hep söyleriz. Hatta seyircimize sorarım isterseniz. Evinde çocuğu çalışmadığı zaman anne babaların tepkisi ne oluyor? Evet. Var ne düşünürler? Böyle, okula giden veya kardeşi veya ya da kardeşi yakını böyle bir ders çalışmayla ilgili sorunu olan bir anne var. Ablacığım. Buyurun. Ne yapıyorsun? 13 yaşında 7. sınıfa giden torunum var. Hı hı. Ders çalıştırmakta çok zorluk çekiyorum gerçekten. Sizin demin uyguladığınız gibi giriyor internete. Peki ne yapıyorsunuz? Siz ona nasıl söylüyorsunuz? Kızım diyorum ben işimi yapmadan örneğin benim bir görevim var onu yapmadan oturamıyorum. Sen de ödevini yap. Ondan sonra bilgisayarını mı internetine mi gireceksin? Televizyonuna mı bakacaksın diye. Güzellikle uyarıyorum yani. Hocam bunun içinde empati yok ama şu anda. Bu sadece evet bir görev vermek karşı tarafa. Yani empati bu neden yapmıyor, neden başarısız oluyor, niye çalışmıyor düşüncesi yok burada. Empati yani, için ne yapabilir? Şimdi empati için yapması gereken şu hep söylüyoruz. İşte çocuklarımızın yeteneklerini, yetilerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu çocuk neden internete giriyor, neden ders çalışmıyor? Bunun nedenlerini araştırmak empatinin başlangıcıdır zaten başlı başına. Hatta bir adım ötesi, bakın şunu yapabiliriz. Aslında ben bütün danışanlarıma bunu söylüyorum ama çok az yapılıyor bu. Bir gün herhangi bir kitabı, çoğu velimiz lise mezunudur, hatta üniversite mezunudur. Ben bunlara bilhassa bunu söylemeye çalışıyorum. Herhangi bir konuyu alın, biyolojide veya psikolojide. Hani matematik belki aritmetik işlem gerektirir anlamında. Bir konuyu okuyun, özümseyin, belleğinize atın. Sonra eşiniz size ondan sınav yapsın. Eğer siz o üniteden yüksek not alamıyorsanız o zaman çocuğunuzu yargılamayın bu konuda. Ha demek ki konuyu anlayamıyor olabilir. Nedenlerini araştırmanızda fayda var. Konu zor bu şu olabilir. Demek değildir yalnız. Tabii. O yani, konu kompleks olabilir. Evet. Bu şu demek değildir. O zaman ben ders çalışmamı diyeyim. Anlamına gelmez bu. Burada sadece çocuğun sıkıntılarını anlamak. Onunla bütünleşmek çok önemlidir. Tamam burada. Anladık sıkıntıyı. İşte ablamız da anladı. Niye girdiğini de araştırdı ama ne yapacak ondan sonra? Yani çocuğa ders çalıştırması mutlaka gerekiyor. Mutlaka yani o ders çalma programını, çocuğun öntisini, çocuğa o olayı şirin hale getirmenin yollarını arayacak. Annelik babalık böyle bir duygudur zaten, sorumluluk almaktır. Yoksa sizin elinizde televizyon kumandası, hadi oğlum dersin yok mu ders çalış demek, bu bir annelik babalık değildir. Ya bu bir sadece sorumluluğu ona atmak demektir. Hı hı. Hayatı beraber paylaşıyor iseniz eğer, o çocuğa sorumluluk vermeyi düşünüyorsanız, onun bir şey olmasını istiyorsanız siz de o taşın altına elinizi koyacaksınız demektir. Bir alabilir miyim ablacığım? Burada hatta ders çalışmadığı halde çok tepkiler, anne baba çocuk ilişkileri gerginleşen velilerimiz mutlaka vardır. Dinleyelim. Siz de kaldırmıştınız. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Benim kardeşim var iki tane. Biri üniversite sınavına, biri lise sınavına hazırlanıyor. Çalışmıyorlar ikisi de. Yani küçüğü mesela çalışıyor lise sınavına. Hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan kardeşim o çalışmıyor. Bütün gün televizyonun başında o abuk subuk kadın programlarını izliyor falan. Evde oturmaktan bir de hani okula da gitmiyor. Dışarıda hazırlanıyor. Bütün gün televizyon izliyor. Çalış diyorum. Çalışmadığı zaman da az önce mesela şey dediler. Ben birine bir şey, gittiğim zaman empati kurarak bana cevap verebiliyor. Ben onu yapamıyorum. Diyorum ki bu senin hayatın. Bak çalışmazsan evde oturmak zorunda kalırsın. Hani çalış çalış sürekli çalış. Ben empati kuramıyorum onunla. Ben de üniversite sınavına hazırlandım çünkü ben sürekli çalıştım. O niye çalışmıyor diyorum. Bakıyorum onun tarafından da bakıyorum. Bir türlü bir sonuç bulamıyorum. O çalışmadıkça ben sinirleniyorum yani. Tamam o zaman şöyle yapmakta fayda var. Ben size bir ben şey söyleyeyim. Ben korktum hocam. Vallahi öyle. Ben siz yaptım ben olay, o nasıl yapmaz bilen diye. Doğru söylüyor. Olayı ben daha başka boyutlara getirmek adına bir şey söyleyeyim. Bir üniversiteye hazırlanan bir genç. Çok duyarsınız.
Ben sıkıldım, daraldım, bu sene bitmeyecek, benim artık gençliğim gitti, hayatımın en güzel günleri böyle geçiyor. Yakarışlarınızı çok duyarsınız. Ne yapmak lazım bu durumda sizce? Doğru olan nedir? Bir, sinemaya git dinlen. Çok böyle hani hoşgörülüyseniz. İki, çalışman şart. Çalışacaksın. İlgili bir veliyseniz veya öyle olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman özel ders aldıralım noksanlarım varsa. Ya da başka neler söylenebilir? Yani aklıma gelenler bunlar. Siz diyorsanız ne söylersiniz? Böyle yakaran bir arkadaşın gelse ne dersin mesela? Ben çok daraldım. Yakaran arkadaşın evet, olmadığını evet. Söylerim. Vallahi hocam ben de aynı şeyi söylerim ya. Yani. Nedir aynı şey? Sen okudun, gittin üniversiteye. Tabii çalışacak canım. Allah Allah falan. Çalışmak zorundasın. Peki bu sizce karşı tarafı öğrenciyi rahatlatır mı? Rahatlatmaz ama... Mümkün değil. Çalışmak zorunda hocam. Bir yandan biliyor da. Olması, bu zorunda değil mi hocam? İşte karar verelim yani rahatlatır mı, rahatlatmaz mı? Rahatlatmaz. Rahatlatmaz. Peki rahatlatmaz ise bu çocuk bu değişinizde çalışır mı, çalışmaz mı? Çalışmaz. Amacımız ne? Çalışması. Çalışması. Beraber karar verelim o zaman. Yani bu o zaman biz kendimizi rahatlatıyoruz sadece. Yani içimizdeki o birikintiyi ona söyleyip oh diyoruz. Olay bu değil. Amacımız eğer o çocuğun başarılı olmaksa onu anlamamız gerekiyor. Onun penceresinden bakmak bu demek. Neden çalışmıyor? Belki şöyle bir yaklaşım. Yani çocuk belki kendinin anlaşıldığını hissederse, beni anlıyor karşı taraf derse belki, belki o yolları daha değişik yolda gösterebilirsiniz. Tamam. Ne diyeceğiz mesela? Yani niye çalışmıyorsun canım kardeşim diye soracak mıyız? Hayır. Yani şu olabilir, ortadan bir yaklaşımda bulunabilirsin. Şunu diyebilirsin, bu sene görüldüğü kadar sen bayağı yorulmuşsun herhalde. Bu ortadan bir yaklaşımdır. Yani şunu yap, hep nasihat vermek, onun adına konuşmak, hep aktarmak karşı tarafı yıpratabilir. Bazen çocuk veya öğrenci kendi duymak istediği şeyi duymak isteyebilir. Bir rahatlatmak isteyebilir. Ben anlaşılıyorum diyebilir. İletişim kurmak burada çok önemli bakın. Bakın iletişim dediniz, başka bir şey daha anlatayım size iletişimle ilgili. Şimdi bir teyze, yine yaşlı bir teyze, trene binmiş Ege şivesiyle. Kondüktöre demiş ki, yavrum menemene geldiğimiz zaman beni mutlaka haber ver. Eğer uyuyorsam höyle höyle türt. Höyle höyle tüt. Dürt ben uyanayım. Çünkü demiş devam edecek halde. Kondüktör tamam teyzeciğim sen hallederiz. Tren menemeni geçmiş. Kondüktör hemen makiniste koşmuş. Demiş ki bir teyzeyi uyandırmam gerekiyordu. Haber vermemiz gerekiyordu. Yarım saat gitmişler. Ne yapalım? Burada indiremeyiz. O zaman kondüktör demiş ki geri gidelim. Sorarlarsa makas değiştiriyoruz. Ne kondüktörmüş hocam? Yani. Öykü okey. Öykü okey. Geri dönmüşler ve tekrar meneme gelince o höyle höyle dürtmüş. Teyzeciğim menemene geldik demiş. O da sağ ol yavrum demiş. Açmış çantasını. İlacını içmiş tekrar uyumaya başlamış. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Devamını dinlememiş, iletişim kuramamış, sözünü tam kesmiş. Belki de diyecekti ki teyze, beni uyandır, ben ilacımı alacağım. Fırsat vermemiş. Yani her şeyi biz biliyoruz. İyi bir dinleyici değilseniz, karşı tarafı anlayamıyorsanız zaten onun ne söylediğini bilmezsiniz. Kuracağınız empati de farklı olur. Buradaki öğrencinin yakarışı, ben daraldım, ben çalışmayayım demiyor. Bana rehberlik yapın lütfen diyor. Yoksa ben çalışmayayım, bırakayım diye bir karışı yok. Anlamak çok önemlidir. O aslında kendi sorumluluğunun daha da farkında. Yani onun başına gelecek olan gelecek yani aslında. Mutlaka. Onun derdi yani. Mutlaka. Ona yardımcı olmak için yani şeyleri merak ettim. Hani şöyle bir şey mi işte üniversite mezunuysa hani gel birlikte bir bakalım anlamadığın bir yer mi var? Yani nereden yola çıkacağız peki? Yani işte önce o çocuğa içinde bulunduğu koşulların gerçekten de çok sıkıntılı ve meşakkatli bir durum olduğunu hissettireceğiz. Hı hı. Sonra o çözümüne, işte ondan sonra hangi derste sorunun oluyor? Acaba yapamadığından dolayı mı sen sıkılıyorsun, daralıyorsun? Yaparsan daha mı iştahlı hale gelirsini paylaşmak çok önemli. İşte önce dinlemek, sonra paylaşmak, sonra hissettirmek önemlidir. Empati kurmak bu demektir sağlıklı bir şekilde. Örneğin öğretmenlerimize çok çok görev düşer burada. Evet, eğitimde neler yapabiliriz tabii, onları konuşalım artık. Öğretmenleri de velilerle birlikte birleştireceğim de hocam. Hı hı. Çocuklarda empati gelişimi nasıl oluyor? Çocuk yani aileye de çok büyük görev düşüyor. Bu empati kurma
yetisiyle doğmuyor insanlar. Hele çocuklarda bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Bunu nasıl kazandırabiliriz aileler olarak ve öğretmenler olarak çocuklara? Tabii yani şimdi yine her aynı yere geliyoruz. Önce kitap okuyacağız. Okumamız şart. Mutlaka eğer okuduğunuz öykü veya kitap sizi çok ciddi şekilde sarıyorsa oradaki mutlaka kişinin yerine kendinizi koyarsınız. O karaktere mutlaka bürünürsünüz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Karaoğlan vardı bizim zamanımızda. Yani bizim zamanımız deyince böyle milattan önce falan gibi bakmayın. 10 sene önce falan diyelim. 10 sene önce. Veya ben işte o Türk filmlerine, siyah beyaz filmlere gittiğim zaman kendimi Karaoğlan sanıp evden sinemadan eve kadar, yazlık sinemalar olurdu bizim zamanımızda, koşarak giderdim. İşte bir at yapardım kendime. Bir gün attan düştüm. Karaoğlan olamayacağıma karar verdim. Sonra Ekrem Bora rollerine girmeye falan başladım. Yani burada o kişiyle yavaş yavaş yani kendi içinizden gelen şeyle bütünleşirsiniz zaten. Burada empatinin iyi taraflarını çocuğa göstermekte fayda var. İşte paylaşmak çok önemlidir. O yetiyi şöyle geliştirebilirsiniz. Konuşarak, olayları beraber yorumlayarak. İşte az önce o siyah beyaz dediğiniz zaman, o pencereden baktığı zaman, siz bu pencereden baktığınız zaman asgari müşterekte buluşmayı anlatarak, toplum içerisinde yaşamayı anlatarak. Örneğin Kutay Geç'ten o yaptığı empatiyle yani o örnekle çok etkiledi beni. Hep yani onu evet, örnek veriyorum ben de. Koyu gri. Hatta Kutay'cığım bir mesela programımızın şeyinde yine konumuzla ilgisi yok. Sen bir espri yapmıştın. Çok gülmüştüm ben o espriye. Hani ölmüş de taşa bir şey yazmış. Onu o kadar çok güldüm ki. O kadar başkaları gülmemişti ama ben çok gülmüştüm. Fıkra. Espri neydi hatırlıyor musun? Fıkra senin anlattığın hani Temel hastayım ha, demiş. Hastayım demiş. Ama o şeyini anlat yani o hareketleri. Hocam mesela, onu unuttum gitti. Şöyle bir kaşınma vardı. Orada mesela ben hiç kimse gülmemişti. Ben izleyiciye baktım ama ben ekran başında gülmekten yerlere yatmıştım. Yani demek ki bu empati dediğiniz olay karşısındaki hangi ruh haliyle söylüyor. Eğer bakış açınız işte çok önemli burada. Eğer pozitif bakıyorsanız karşı tarafa onu çok daha rahat anlarsınız. Kesinlikle. Çok bakmayı öğretmek gerekiyor vermişiz, çocuğa. Evet. Sorumluluk evet, vermek pozitif gerekiyor. Pozitif bakmayı öğretmek evet, çok gerekiyor. Çok önemli. Bir de İyi şimdi, insan olma şartı gibi. Sınavlar yapıyor öğretmenler ama işte örneğin bir matematik sorusunun siz daha iyi bilirsiniz. Birçok çözüm yolu var değil mi? Ama öğretmen sadece bir tek çözüm yolunu kabul ediyor. Onun dışında eğer çocuk başka bir yöntem deneyerek sonuca ulaşmışsa hiçbir şekilde kabul etmiyor, çiziyor sorunun üstünü. Bu da empati kurmaktan çok uzak bir yaklaşım değil mi? O kadar güzel, gerçekten somut bir örnek ki bu Kutaycığım. Yani tam kanayan bir yaraya değindin. Şimdi öğretmenlerimiz genelde sınav yapıldığı zaman bir cevap anahtarı hazırlarlar. Bu cevap anahtarında işte şu gidişata 2 puan, buraya 3 puan, buraya 5 puan verirler. Ama dediğin doğru, matematikte tek bir yol yoktur. Yani o formüle uydurmaz. Çocuk belki yaratıcıdır. Aslında o çocuğun o yarattığı şey kendi koşullarına uymuyorsa ona az not verir. Daha baştan çocuğun çok geniş düşünmesini, başka şey düşünmesini, 3 puan düşünmesini engelliyorsunuz bunu yaparak aslında. Doğru bir şey yapmıyoruz işte bu. Bu çok yanlış bir şey. Aynen. Oysa çocuk olaya başka şekilde yaklaşabilir. Bir sürü yüzde problemleri yaptık, başka şeyler anlattık. Yani illa burada formüle uyuyor, işte bir geometride düşünmek, görmek çok önemlidir. Çocuk başka bir şekilde yaklaşabilir, ispatla gidebilir. İlla o formülle bu uyuyor, bu tek tipleştirmektir. Yani biz zaten empati yapmak demek, farkındalıklarımızla, farkımızla beraber yaşayı öğrenebilmek için bunu yapıyoruz. Çocuk bir olaya baktığı zaman başka şeyi düşünebilmeli. Öğretmenliğin amacı bu zaten. Tek bir şeyi dayatmak değil. Bu çok çok yanlış bir şey. Eğer biz öğrencimizin gerçekten de gelişmesini istiyorsak ben her zaman için bir öğrencinin geleceğinin aldığı test notlarının puanlarıyla olmasını istemiyorum. O çocuğun el becerilerinin, zihinsel düşüncelerinin, yaklaşımlarının veya esprilerinin bile önemli olduğunu düşünüyorum hayatını kazanmak adına. Hı-hı. Sadece not değil benim görüşüm. Böyle olmalı. O çocuk oynadığı oyunla bile, oynadığı oyundaki becerisiyle bile puanlandırılmalı bence. Çünkü bir şeyler yaratıyor. O oyunlar içerisinde neler neler yaratıyor. Yaratıcılık gücüne de puan verilmeli. Bırakın gittiği tek yola. Yani biz öğrenciyi lütfen tek tipleştirmeyelim. Çocuk bırakın özgürce okuduklarını diyoruz ya okusun. Bir de okuduğunu yorumlamayı öğrensin yalnız. Evet.
Bu çok önemli. Yani burada öğretmenler yapmıyor demeyelim tabii ki. Onların da bir sürü sorumluluğu var. Mutlaka. İşte sınıflar çok kalabalık. Sen ya da işte bir öğretmenlerle sürü öğretmenlerle Hayır, oradan değil ama gerçekten o yolda kaybedilen bir sürü öğrenciler olduğu için üzülüyorum. Yani dediğiniz gibi yani kimler oralarda ne yeteneklerinden ya da işte ne düşüncelerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü öğretmen fark etmemiş oluyor yani. Şimdi benim dediğim zaten bundan önceki bu tür kalıba uyan öğretmenler evet. için bunu konuşuyordum. Ama şu anda farkındaysanız çoğu öğretmeni görüyorum ve ellerinden öpüyorum. Saygıyla eğiliyorum bunların önünde. Bu dediklerimin aynısını yapıp yani diyor ki çocuk matematiği yapamayabilir diyor. Benim için, bunun için geçirdiği zaman harcadığı emek çok önemli. Ben bu emeği görüyorsam, bu çocuğun da yetileri bunu yapmaya değer değilse, ben o çocuğa mutlaka o ödülünü not olarak fazla veriyorum diyor. Hı hı. Şu anda zaten öğretmenlerimiz, bu anlamda zaten empati almış öğretmenler, kendini üst düzeyde geliştiriyorlar zaten. Burada bir sıkıntı yok. Ama şimdiye kadar gelen noksanlıklar yavaş yavaş zaten kendiliğinden ortadan bu şekilde kalkmaya çalışıyor. Aramızda bir öğretmenimiz var, ona evet, soralım mı hocam, evet, soralım. Nasıl öğrencilerle ilişkileri, o ne diyor? Bu arada öğretmenimiz benim mezun olduğum Anıttepe Lisesi'nin öğretmeni. Çok mutlu oldum. Hocam, teşekkür ederim. Öncelikle acayip bir oyunculuk yeteneği evet. de varmış. Teşekkür ederim, efendim. Sağ olun. Nasıl öğrencilerle ilişkiniz? Siz bu empati konusuna nasıl bakıyorsunuz, nasıl yaklaşıyorsunuz öğrencilere? Şöyle, önce ben kendi öğrenciliğime gitmek istiyorum. Fatih Hocam benim kolejden matematik öğretmenimdi. Çok değer verdiğim bir insan. Ailenin tek çocuğuyum. Çocukluktan itibaren avukat olacaksın, hakim olacaksın, avukat olacaksın, hakim olacaksın. Ailenin beklentisi buydu. Ama bana hiçbir zaman hani sormadılar, yapabilir misin? Sosyal derslerim iyi değildi, çok iyi değildi. Kolejdeyken 9. sınıfta çok değerli bir hocam, Sayın Nergis Pekcan, İngilizce öğretmenim. Bu sıkıntılarımı herhalde çözmüş biraz. Sürekli tahtaya kaldırıyordu beni, asistanı gibi. Sonra bir gün bana dedi ki, sen de çok iyi bir İngilizce öğretmeni olursun dedi. İşte o günden sonra ben İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. 22. yılımı çalışıyorum ve hep onu model aldım. Fatih hocamı, Nergis hocamı. Yani hayat boyunca unutmayacağım iki insan benim ne için. Ne kadar güzel bir örnek evet. oldu vallahi. Yani çok diyeyim. Gerçekten. Ben de 22 yıl boyunca bütün o öğrendiğim şeyleri öğrencilerim üzerinde uyguluyorum. Ve başarılı olduğuma da inanıyorum. Çünkü benim de şimdi İngilizce öğretmeni olan öğrencilerim var. Daha iki gün önce yazıştık. Onlar da beni örnek aldıklarını söylüyorlar. Ya bu da beni çok mutlu ediyor. Yani bir öğretmenin insan hayatındaki önemi ancak bu şekilde açıklanabilir. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani Fatih hocama, Nergis hocama. Benim bütün hayatımı değiştirdiler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok saygıyla teşekkür eğiliyoruz. Ederiz. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Evet, yani benim için çok sürpriz oldu öğretmenimin bu şekilde burada olması ve tesadüf böyle karşılaşmamız. Çok da hoşuma gitti. Onur'a da etti beni, sağ olsun. Tabii böyle öğretmenlere ihtiyaçlarımız var bizim. Gerçi 22 yıl dedi ama ben 22 yıl önce öğretmen değildim. Ben de öğrenci gibi kendimi hatırlıyorum ama olsun. Yani burada şey ortaya çıkmış oldu ama evet. Önemli değil. Hemen bu konuyu geçelim. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Biz hesaplayamadık zaten hocam evet. arası geçti evet. Hocam bitireceğiz yavaş yavaş. Ama şey de fenomenolojik yaklaşım diye evet. bir de bir şey var. Onu da evet, konuşmadan geçmeyelim istiyoruz. Empatinin zaten esas anlamı karşındaki kişinin fenomenel analına girmek demektir. Yani işte az önce yaptığım yine onun bakış açısıyla bakıp. Çünkü herkeslerin bireysel farklılıkları vardır. Bir olaya farklı bakış açısıyla bakar. Değişiktir. Siz örneğin bir espriye gülersiniz, öbürü gülmez. Ona soğuk gelir, öbürüne çok sıcak gelir. Yani bu farkındalıklar karşı tarafın o fenomenel alan dediğiniz alanına girdiğiniz zaman zaten siz onu tam anlamıyla anlamışsınız demektir ki bu da onun gibi düşünmek. Ama onun rolüne girmek demek değildir hiçbir zaman. Yani empatiden farkını çok net olarak anlayamadım. Yani empati zaten bu demektir. Karşındakinin fenomenel alanına girdiğin zaman empati yapmış oluyorsun zaten. Anladım. Yani kendi subjektif şeyimizi şey hiçbir şekilde düşünmediğimiz. Yani empatinin ve zaten aynı tanımı şey. Budur. Bu bir felsefi bir yaklaşım mı, bir kuram mı yoksa psikolojik, evet, psikolojik bir yaklaşım. Anladım. Şimdi tabii bu arada empati kuramayanlar da vardır. Başta verdiğimiz örnek gibi sorumluluk sahibi olmayan. Mesela hiçlik bilincinde olan insanlar da empati yapamazlar.
bir takım psikolojik sıkıntıları olan, hatta psikopat adını verilen, onunla öyle tanımlanan insanlarda kesinlikle empati yaklaşımı yoktur. Narsistik, yani ben merkezli yaşayan insanların empati yeteneği hiç yoktur. Empati kurabilmek için dediğim gibi iyi bir iletişim kurmak gerekiyor. Ve onların da iyi insan olmalarına imkan yok değil mi hocam? İşte az önce örnek verdiğim gibi bir sokakta bir köpeği tekmeleyen bir insanın empati yeteneğinin olacağını düşünmüyorum ben. Evet. Veya trafikte çok görüyoruz biz. Yayalar sürücülere, sürücüler yayaya hep sürekli bir şeyler söylerler. Hep bağırış çağırış içerisindedir. Toplumda beraber yaşayabilmek için iyi bir empati yapmak zorundayız. Bakın. Ne kadar süremiz var bilmiyorum ama. İki dakika falan. Şimdi olayı şöyle ben toparlayayım isterseniz. Tenimiz, gözlerimizin rengi, saçlarımızın veya saçlarınızın rengi burada farklı olabilir. Ama ne olur şunu unutmayın. Gözyaşlarının ve kahkahaların renkleri hep aynıdır. Ne olur biz beraber birlikte yaşayabilmek için farkındalıklarımızla beraber yaşayalım. Hoşgörüyü bir yaşam felsefesi olarak kendimize benimsetelim. Eğer olaylara böyle yaklaşırsak, inanın biz de mutlu oluruz. Birlikte yaşandığımız insanlara da pozitif enerjiyi veririz. Dediğim gibi, karşı tarafı görmek, o açıdan bakmak çok çok önemlidir. Hocam ne güzel bir enerjiniz var. Hem iyi evet matematikçisiniz, ya. Yani yaşam koçu gibisiniz. Pozitif enerji dolusunuz. Hepimizi gülümsettiniz. Yani ağzınıza sağlık gerçekten. Yani burada tabii ben size çok teşekkür ediyorum. O kadar pozitif enerji alıyorum. Bilhassa az önce Abdurrahim Karakoç'un bir parçasını dinledik Figen Biricik'ten. Harikaydı, mihriban. Benim yörem Elbistan yöresidir bu. Abdurrahim nur içinde yatsın, rahmetli oldu. Aynen Aşık Mahzuni gibi. O yörenin insanlardı bunlar. Bu enerjiyi sizin sayenizde alıyorum. Siz veriyorsunuz, ben de size iletmeye çalışıyorum. Ama burada saçlarımızın rengi keşke benim de olsaydı diye ben saçlarımın rengini söyleyebilseydim. O da eksik kalsın evet. Hocam. Siz ben böyle de harikasınız. Zaten bu konuda. Evet. Yönetmenim ne yaptı? Bitti. Sıramız bitti. Bitmiş. Tamamdır. Çok güzel o zaman. Bitirdik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar haftaya tekrar. Yine birlikteyiz. Deniz'in umarım. Söylediği her şeyde sonuna kadar katılıyorum. Ağzınıza evet, hep sağlık. Açılışı öyle yapıyorsun zaten. Muhteşem. Sevgili izleyicilerimiz aslında... Ayağımı da ezdi. Affedersin. Empati kuruyorum. Gerçekten çok tuhaf olurdu. Benim ayağıma bassan. İyi insan olma yolunda empati konuştuk. Bence birinci şart gerçekten. Umarım o yeteneğiniz vardır. Yoksa da gerçekten geliştirmeye çalışın. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sana notunu veriyor hop kırık alma hayat okulundan sorular sorsa şaşırıp dinleme zaten işte çok seni ekleme tek bir üstünde köşede bekleme sınıfta kalma hayat okulundan. Yolunda hayat okulunda.